Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 65, 66 ve 67. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz iletişim ve konuşma adabı. Ağzından çıkanı kulağa duymamak deyiminden ne anlıyorsunuz? Bu deyimden konuşan kişinin kötü sözler sarf ettiğini anlıyorum. Bazen insan sinirli halinde çok saygısız kelimeler kullanabilir. Bu durumlarda bu deyim o kişiler için kullanılır. Sosyal medyada iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız. Sosyal medyada iletişim kurarken normal zamanlarda kullanmayacağımız kötü kelimeleri orada da kullanmamalı, o insanı görmemeden cesaret almamalıyız. Ayrıca tanımadığımız insanlarla samimi olmamalı ve özel bilgilerimizi onlarla paylaşmamalıyız. Ailemizin haberi olmadan ve izin vermeyecekleri kişilerle konuşmamalıyız doğruluk göster, yalanla uyuşma, abartarak konuşma, doğruyu göz söylemekten geri durma, kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme. Hacı Bektaş Veli'nin bu sözünü konuşma adabı açısından yorumlayınız. Çok güzel bir özet yapmış. Doğruyu söylemeli, yalandan sakınmalı, konuşurken olayları abartmamalı ve olayları olduğu gibi aktarmalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz kötü bir hareketi başkasına da yapmamalıyız aşağıdaki şemayı konuşma adabına uygun davranış örnekleriyle tamamlayalım. Anlaşılır bir şekilde konuşmak, samimi bir şekilde konuşmak, abartmadan, doğrudan, sapmadan konuşmak, insanların mahremini açığa vurmadan konuşmak. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.